Selam. Dört kutsal kitap, ilahi plan, yaşanılan döngü içerisine teslimiyet yolunun dört aşamasını belirli bir sistem dahilinde aktarmıştır. Bu, arza indirilmiş dört kutsal kitap bilgisi içinde kendine yer bulmuştur. Birinci kitap Tevrat, ikinci kitap Zebur, üçüncü kitap İncil, dördüncü kitap Kur'an-ı Kerim. Tevrat, Nebi Resul olan Musa aleyhisselam aracılığı ile arz planına indirilmiştir. Mü'minun suresinin 49. ayetinde bu, andolsun Musa'ya kitap verdik ki böylece onlar hidayete ersinler olarak açıklanmıştır. İçerisinde Allah'ın hükümleri yer almaktadır. Maide 43 Ve doğru yolda olmak isteyenler için tüm bunlar çeşitli şekilde açıklanmıştır. Maide suresinin 44. ayetinde bu, Muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır olarak verilmiştir. Bu kitabın temeli, biz ona levhalarda her şeyden vaaz ederek ve her şeyi tafsil ederek yazdık. Artık onu kuvvetlice tut ve kavmine emret. Onu en güzel şekilde alsınlar olarak Araf suresinin 145. ayetinde bilgisi verilen levhalardaki ana konular üzerinden detaylandırılmıştır. Levhalarda yazan konuların temeli ise Araf suresinin 154. ayetinde Musa'nın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onun levhaların nüshasında hidayet vardır ve o Rab'lerinden korkan kimseler için bir rahmettir ayrıntısıyla verilerek bunların hidayet ve rahmet olduğu bildirilmiştir. Tevrat'ın hidayet olması doğru yolun bilgisini içermesi, nur olması ise yol üzerindeki eşikleri aydınlatan ışık olması sebebiyledir. Fakat menfi kutba sahip insanlar tarafından her dönemde olduğu gibi hak bilgisi reddedilmiştir. İlahi plan bu durumu insanların birçoğunun hakkı çirkin görüp tiksinen olduğunu, öğüt alıp düşünülsün diye çeşitli biçimlerde bilgilerin kutsal kitaplarda açıklanmasına rağmen insanların çoğunun bunlara nankörlük edip inkarcı olduğunu, Zuhruf 78, Furkan 50, İsra 89 gibi çeşitli ayetler içerisinde açıklamıştır. Bunun sonucunda Tevrat hükümleri insanların çoğu tarafından dışlanmış ve tahrif edilmiştir. Bu bilgi hala onların, Yahudilerin size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Onlardan bir fırka vardı ki Allah'ın kelamını işitir sonra onu akıl ettikleri halde bile bile tahrif ederler olarak Bakara suresi'nin 75 ayetinde verilmiştir. Nitekim Kur'an'ın indirilme nedenlerine bakarsanız onun kelamının tahrif edilmesi sonucu, onların hakkında ihtilafa düştükleri şeylerin açıklanması olduğu bildirilmiştir. Nahil 64 Zebur Zebur, Tevrat'ın hem tahrif edilmesi hem de içindeki hakikatin gizlenmesi sebebiyle Nebi Resul olan Davud aleyhisselam aracılığıyla arz planına indirilmiştir. İsra suresinin 55. ayetinde bu, Rabbin semalarda ve arzda olan kimseleri iyi bilir. Andolsun ki bir kısım nebileri diğerlerine üstün kıldık ve Davud'a Zebur'u verdik olarak açıklanmıştır. Zebur içinde kullanılan yazı dili Davut'a aleyhisselam verilen hikmet ve anlatım çarpıcılığı saat 20 sebebiyle yazım üslubuna yansıtılmıştır. Bu üslup, bir varlığın nefsinde bulunan karanlıkların, fücurun farkına varılması sonucu varlığın ona ulaşması ve ona yakarışları üzerine sevva edilmiştir. Kitap içindeki en temel davranış biçimi, tefekkür ve bunun sonucunda ortaya çıkan tanımlardır. Aslında o süreç içerisinde bu bilgiler, o dönem ve sonrasında belenlenen varlıklara, uygulamaları gereken yöntemin temelini ortaya koymuştur. Bu temel, şayet varlık teslimiyet aşamalarında ilerlemek istiyorsa, ihtiyacı olan yol arkadaşının tefekkür olduğudur. Tefekkür, anlamların sonsuz olduğu bir alemde, imge, kavram ve anlam üçlüsünün harcıdır. Eğer varlık, böyle bir temel ile yaşamında yol alabilirse, nefsinin karanlıklarını bilebilir ve kurtuluş için tutunması gereken yolu bulabilir. Bu sebeple, zebur içerisinde kullanılan dil ve yöntem, her varlığın geçtiği veya geçecek olduğu içe bakış metodunu ortaya koymuştur. Bunun sonucunda kulun, harekete geçerek doğruyu bilmesi ve doğru üzerinde kalmasını sağlayacak malumatlar ve ameller Zebur içinde bildirilmiştir. İlahi plan bu konuyla ilgili Enbiya suresinin 105. ayetinde andolsun ki zikirden sonra Zebur'da arza salih kullarımızın varis olacağını yazdık detayını vererek, Tevrat ve Zebur'un içerik birlikteliğiyle Zebur'da yazılanların ne üzerine olduğu malumatını kısmen açıklamıştır. Fakat Zebur'da tıpkı Tevrat gibi insanların çoğu tarafından dışlanmış ve tahrif edilmiştir. İncil İncil, Nebi Resul olan İsa aleyhisselam aracılığıyla arz planına indirilmiştir. Bu bilgi İsa'yı gönderdik ve ona İncil'i verdik. hadit 27 ve Onların ardından yanlarındaki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ve ona içinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayan ve muttakiler için yol gösterici ve öğüt olan İncil'i verdik. Maide 46 ayetlerinde açıklanmıştır. İncil'in şu anda orijinal bir kaydı olmamasıyla birlikte İsa'ya aleyhisselam verilen bu kitap hem Tevrat'ın hem de Zebur'un içeriğine sahipti. Bu bilgi, ey Meryem oğlu İsa sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben seni Ruhul Kudüs ile destekledim. Beşikte iken de yetişkin kende insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim." olarak Maide Suresi'nin 110. ayetinde detaylandırılmıştır. Tabii ki insanoğlu hakikat bilgisine her dönemde olduğu gibi yine sırt çevirmiştir. Fakat Tevrat ve Zebur'a yapılanlar aynı şekilde İncil içinde geçerli olmuştur. Hatta insanlar kendi elleriyle yazdıkları kitaplara ilahilik atfederek bunların Allah'ın katından gelen bir kitap olduğunu ortaya atmışlardır. Bakara 79. Böylece orijinaliyle alakası olmayan ama içinde ondan belirli bilgi parçaları barındıran İncil'ler türetilmiştir. Kur'an-ı Kerim, Nebi Resul olan Muhammed Aleyhisselam aracılığıyla arz planına indirilmiştir. Kitabın içerdiği bilgiler temel olarak iki ana başlık altında planlanmıştır. Bu, ta Bunlar Kur'an'ın ve kitabın mübin ayetleridir. Neml Suresi 1. Ayet Ve Elif Lam Ra İşte bunlar kitabın ve Kur'an'ın mübin ayetleridir. Hicr Suresi 1. Ayet Detaylarıyla bilgisi verilen Kur'an-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin bölümleridir. Kur'an-ı Mübin, yaşanılan arz planındaki işleyişin temel malumatlarını yine bu sistem içinde geçmiş ve gelecek örnekleriyle veren, yaşanılan ana hitap eden mükemmel bir bilgi yani hikmet ve yasa yani hüküm kitabıdır. Aynı zamanda kendisinden önce indirilmiş ilahi kitaplarda yer alan teslimiyet yolu aşamaları ve de bu yolda varlıkların ihtiyacı olan tüm arındırılma aşamalarının detaylarını barındırmaktadır. Bu sebeple yine kitap içinde bu bölüm nur, ışık olarak sembolleştirilmiş. Bu bilgi size Allah'tan bir nur, Kur'an-ı Kerim ve Kitabı Mübin gelmiştir. Allah rızasına tabi olan kişiyi onunla teslim yollarına ulaştırır. Kendi izniyle onları karanlıktan aydınlığa çıkarıp sırat-ı mustakime ulaştırır. Olarak Maide Suresi'nin 15 ve 16. ayetlerinde açıklanmıştır. Nur bilgisinin detayı Şura Suresi'nin 52. ayetinde işte böylece sana emrimizden bir ruh Kur'an-ı Kerim vahyettik ve sen kitap nedir ve iman nedir bilmiyordun velakin onu nur kıldık kullarımızdan dilediğimizi onunla hidayete erdiririz ve muhakkak ki sen mutlaka sırat-ı mustakime kılavuzluk ediyorsun detaylarıyla verilerek Kur'an-ı Mübin bilgisinin yani nurunun teslimiyet yolları olan aşamalarda varlıkların ilerleyebilmelerini sağlayacak pusula yani rehber olduğu bildirilmiştir bu pusula her varlığın sahip olduğu bilinç frekans değerine göre devreye girerek onun yürüdüğü yolun aşamanın gerekliliklerin yerine getirmesini sağlar Nur bilgisinin dışında kitabı mübin olarak ayrı bir başlık altında tanımlanan bölümse okuduğunuz kitabın ilk bölümünde açıklanmış olan arz üzerinde uygulanan tüm programların bilgisine ek olarak ahiret işleyişinin detaylarını varlıklara açıklayan ana kitaptan bazı bölümlerin yer aldığı apaçık kitaptır. Varlıklar için gerekli olan tüm bilgiler onunla arza aktarıldığı için Kur'an koruma altına alınmıştır. Hicr suresi 9. ayet Kur'an-ı Kerim ve yol bağlantısı Kur'an içerisinde teslimiyet yolu ve aşama bilgilerinin yanı sıra bu aşamalarda nefslerin ihtiyacı olan düşünce ve davranış biçimleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. İlahi plan insanın yürümesi gereken doğru yolun varlığını ve Kur'an bilgisinin bu yol ile bağlantısını muhakkak ki bu Kur'an tezkiredir artık kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol edinir olarak Müzzemmil Suresi 19. ayette ve o sadece alemler için bir zikirdir. O içinizden istikamet üzere olmak isteyen kimse içindir olarak Tekvir Suresinin 27 ve 28. ayetlerinde bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim ve 4 aşama bilgisi Müsbet bilinç frekansına sahip varlıklar için Kur'an ayetleri 4 ayrı aşama bilgisini içerecek şekilde planlanmıştır. Bu malumat sana her şeyi açıklayan, hidayete erdiren ve rahmet olan kitabı teslim olanlara müjde olarak indirdik olarak Nahl suresinin 89. ayetinde bildirilmiştir. 1- Her şeyi açıklayan, 2- Hidayete erdiren, 3- Rahmet olan, 4- Teslim olanlara müjde. Her şeyi açıklayan, insanın yaratılış özellikleri olan toprağı ve onun özünde yer alan menfi halleri açıklayan, bağımlılıklarını yani fücurunu bildiren, hidayete erdiren, Arz planından kurtuluş için gerekli olan yol ve yön bilgisine sahip bir kılavuz olması sebebiyle varlık için gerekli olan doğru düşünce ve davranışları bildiren Su ile arınmayı sağlayan, uyulması sonucu varlıkları bağımlılıklarından yani fücurundan kurtaran, Allah'ın rahmeti, iman edip salih amel işleyerek mümin şuuruna ulaşanlar için onun nimetinin ve merhametinin tecellisi, hak boyutta yer alan adın cennetlerine uygun hale gelme, bağışlanma, teslim aşaması, teslim olanlar içinse ilim, güç ve yasa bilgilerinin idraki sonucu maddi manevi rızıklandırma, görev planına alınma, bilinç evrimine tabi olan bir varlığın alabileceği en büyük müjde, kodlama metodu. Arz üzerinde varlığın içerisinde bulunduğu her durum ve hal bir seçimin sonucudur. Bu sebeple Kur'an ayetleri de kendilerini seçenler için birer nur ve öğüttür. Bu yolu reddedenler içinse aynı ayetler inkar sebebidir. Bu bilgi muhakkak ki Allah bir sivri sineği hatta onun üstünde olanı da misal vermekten çekinmez. Fakat iman edenler onun Rablerinden bir hak olduğunu bilirler. İnkarcılar ise Allah bu misalle ne demek istedi derler. Allah onunla bir çoğunu dalalette bırakır. Bir çoğunu da onunla hidayet erdirir. Ve onunla fasıklardan başkasını dalalette bırakmaz olarak Bakara suresinin 26. ayetinde ve Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler müminler için şifadır ve rahmettir ve zalimlerin sadece hüsranını artırır olarak İsra suresinin 82. ayetlerinde açıklamıştır. İnsanların okuduğu aynı bilginin birisini doğru yola, diğerini ise sapmaya götürmesinin sebebi varlığın sahip olduğu bilinç frekans alanının pozitif ve negatif dengesidir. Eğer varlık, kendisinde var olan kutupların menfi olanının etkisindeyse o zaman herhangi bir örnek, kendisi için bir anlam ifade etmez. Hatta sapmasına yol açar. Müsbet alandaysa, kendisine gelen bilgi içinden hidayet yolunu görebilir. Kur'an ayetlerinin bazı insanlar için inkara, bazı insanlar için imana sebebiyet vermesinin yanı sıra, ayetlerin her kula hitap eden bilgi düzeyi, Kur'an-ı Kerim'in sahip olduğu eşsiz kodlama metodu sebebiyledir. Kodlama metodu, varlıklara göre değişkenlik göstermektedir. Varlıkların değişkenliğinin belirleyicisi ise, teslimiyet aşama basamakları ve bunun karşılığı olan bilinç frekans değerleridir. Bu metot sayesinde Kur'an, onu okuyan kulun sahip olduğu bilinç frekansıyla eşleşerek ihtiyacı olan bilgiyi kula yükler. Bu bilgiler varlığın idrak etmesi gereken düşünce ve davranış biçimlerini içermektedir. Böylece bunlar tamamlanana kadar diğer üst planın bilgileri kula kapalı kalır ki bundan henüz sorumlu tutulmasın. Kul, öğrendiği bilgilerin sorumluluğunu yerine getirmesiyle birlikte her Kur'an okuyuşunda farklı bilgileri görerek yeni sorumluluklar devreye alınır. Böylece o, bir düzen içerisinde çeşitli azaları aktive olmasıyla birlikte adım adım bilinç frekansını yükselterek teslimiyet yolunda kalır. Kodlama metodunu anlayabilmek için Kur'an'ın ne şekilde tasarlandığını bilmek gereklidir. Bu bilgi A'raf suresinin 52. ayetinde "Andolsun biz onlara ilim üzerine ayrı ayrı açıkladığımız, müminlere hidayet ve rahmet olan bir kitap gönderdik." olarak verilmiştir. Kur'an bir ilim temeli üzerine ayrı ayrı açıklanmıştır. İlim üzerine açıklanmış Kur'an'ın idrak edilmesi hususunda varlıkların sahip olduğu bilinç frekansının önemi ise Yusuf suresinin 76. ayetinde ''Dilediklerimizi derece derece yükseltiriz biz. Her ilim sahibinin üstünde bir başka bilen vardır.'' detayıyla bildirilmiştir. Her ilim sahibinin üstünde başka bir bilen olduğu için İlim üzerine ayrı ayrı açıklanan Kur'an, ilim sahibinin derecesine göre anlaşılabilecek şekilde kodlanmıştır. Nitekim bu, insan yaratılmadan önce diğer bilinç evrim planlarında Rahman tarafından öğretilen Kur'an-ı Kerim'den bugüne var olan bir metottur. Rahman Suresi 1 ile 4. ayetler arası Kur'an-ı Kerim ve Dört Vaadi İlahi plan, varlıkların sahip olduğu bilinç frekans eşikleri ve bunlara karşılık gelen vaatleri, yine dört aşama malumatı olarak, Ey insanlar! Size Rabbinizden öğüt ve göğüslerde olana şifa ve müminlere hidayet ve rahmet gelmiştir. De ki, onu, Kur'an'ı Rabbinden hak ile iman edenleri sağlamlaştırmak ve teslim olanlara hidayet ve müjde olarak Ruhul Kudüs indirdi. Olarak Yunus suresinin 57. ayeti ve Nahl suresinin 102. ayetlerinde bildirmiştir. Birincisi, insanlara öğüt ve göğüslerde olana şifa, bağımlılıklarını, yani fücurunu bildirme, iman etme. İkincisi, iman edenleri sağlamlaştırmak, bağımlılıklarından, yani fücurdan kurtarma. Salih amel. Üçüncüsü müminlere hidayet ve rahmet. Doğru yolda olunması sonucu bağışlanma. Dördüncüsü teslim olanlara hidayet ve müjde. Doğru yol sonucunda görev planına alınma. Tüm insanlara ey insanlar size Rabbinizden öğüt ve göğüslerde olana şifa olarak bilgisi verilen ayet henüz teslimiyet planının ikinci aşamasına geçmemiş varlıklar için Kur'an bilgisinin ne olduğunu bildirmektedir. Bilginin öğüt olarak verilmesinin nedeni, Kur'an'ın topraktan yaratılanın arınması için gerekli olan malumatların tümünü içermesi sebebiyledir. Her kim bu öğütleri kulağına küpe yaparsa, ilahi plan ona bir yol açar ve de yürüdüğü yolları aydınlatır. Bu hal, bağımlılıkların yani fücurun bilindiği aşamadır. Varlığın nefsini bilmesiyle bağlantılı olarak aynı konu içerisinde göğüslerde olana şifa detayının verilmesi ise Vesvese kodunun varlığın bedeni üzerinde yer alan çalışma bölgesiyle ilgilidir. Bu, Nas suresinin 4 ve 5. ayetlerinde, ''Gizlice vesvese verenin şerrinden ki o insanların göğüslerine vesvese verir.'' Detayıyla açıklanan göğüs, sadr bölgesidir. Kur'an bilgisini kavramak, göğüslere sinsice vesvese veren şeytani kodu bilip onu kontrol etmek isteyen insanlar için şifadır. Bu bilgilerin verilmesinin nedeni göğüslerdeki nefretin kaynağının bir sebepten dolayı yani imtihandan olduğunun bilinmesi içindir. Daha önce açıklandığı üzere, varlığın arz planında bağlandığı şeytani kodun imtihan üzerindeki etkisi açıktır. Bunun bilincine ulaşarak ilerleyen varlık, imtihanın nedenlerini ve ne şekilde ilerlediğini diğer birçok ayette verilmiş olan bilgiyle daha da netleştirebilir. Böylece varlık, sistemin işleyişindeki en ufak detayları, gidilecek yolların şimdiden geçtiğini ve ne şekilde ilerlerse doğruya ulaşacağını bilerek yaşamını sürdürür. Bundandır ki tüm ayetler kullanmasını bilen için şifadır. İman edenler İman edenleri sağlamlaştırmak bilgisi, varlığın mümin aşamasına ulaşmasını sağlayacak düşünce ve davranış biçimlerinin vahide tek tek açıklanmasıdır. Kur'an içerisinde bu, "Ey iman edenler" girizgahıyla verilmiş ayetlerde bildirilen davranış yasalarıdır. Bu ayetler, varlığın bir üst aşamaya kadar idrak ederek tamamlaması gereken ödevlerdir. Ödevler içerisinde yer alan düşünce ve davranış biçimleri idrak edildikçe, ikinci aşamanın içindeki basamaklar tek tek geçilerek varlık sağlamlaştırılır. Bu aşamanın gerektirdiği tüm planların yerine getirilmesi sonucundaysa üçüncü aşamaya geçilir. Müminlere Müminlere hidayet ve rahmet süreci, üçüncü aşamanın belirli basamaklarının tamamlanması sonucunda varlığın hidayete ve de rahmete ulaştırılmasıdır. Artık bu bilinç frekansına sahip olan varlıklar, bağışlanma sonucu kurtulurlar ve döngü sonunda adın cennetlerinde gerçek yaşamlarına başlarlar. Bu aşama, vahiy içerisindeki ayetlerde Ey müminler girizgahıyla bildirilen ve de mümin tanımı içerisinde malumatı verilmiş, düşünce ve davranış biçimlerini içermektedir. Teslim olanlara Teslim olanlara hidayet ve müjde süreci ise vahiy içerisinde yer alan her ayetin idrak edilmesi ve uygulanmasıdır. Bunun karşılığı ise arz üzerinde planlanan bilinç evrim aşamalarının sonuncusu içine ulaşmaktır ki bu en büyük müjdedir. Ayetlerin dört farklı frekansa göre algılanışı ve uygulanışı Biraz önce bilgisini verdiğimiz üzere Kur'an'ın kodlama metodu içinde yer alan bazı bilgiler ait olduğu aşamanın düşünce ve davranış biçimlerini içermektedir. Örneğin mümin aşamasının ulaşamamış bir varlık bu aşamanın gerekliliklerini içeren üst düşünce ve davranış biçimlerinin verildiği ayetleri idrak edemez ve de uygulayamaz. Bu konuyu imtihan planlarında uygulanan bir program üzerinden açıklayalım. Yasaya göre varlığın sahip olduğu bilinç frekans değeri onun negatif bir durum karşısında göstermesi gereken davranış biçimini belirler. Yani etki tepki. Bu sebeple program bu yasaya göre planlanır. İlk aşamada olan bir varlığın öğrenmesi gereken davranış biçimi bir diğer varlığa kötülük yapmamasıdır. Eğer o bunu bunu yaşam planlarında idrak ederse diğer program devreye alınır. Bu programın içeriği, varlığın kendisine ulaşan bir kötülük durumunda buna ne şekilde karşılık vereceğidir. İlahi plan bu detayı, sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda savaşın, ancak aşırı gitmeyin. Elbette Allah aşırı gidenleri sevmez. Olarak Bakara suresinin 190. ayetinde vererek varlığın kendisine yapılan her ne olursa olsun onun aşırıya gitmemesini bildirmiştir. Aşırılığın sınırıysa, kim maruz kaldığı şey kadarıyla karşılık verir, sonra da ona azgınlık yapılırsa Allah ona mutlaka yardım eder olarak, Hac suresinin 60. ayetinde detaylandırılarak her yapılana en fazla yapıldığı kadarıyla karşılık verilmesi gerektiği açıklanmıştır. Bu düşünce ve davranış biçimi ikinci aşama içinde idrak edilmesi planlanan ödevlerdir. Üçüncü aşama olan mümin evresinde aynı konuda farklı düşünce ve davranış biçiminin idraki planlanır. Bu, elbette kim sabreder ve bağışlarsa muhakkak ki bu gerçekten büyük işlerdendir olarak Şura suresinin 43. ayetinde bilgisi verilen, varlığa yapılan bir kötülük karşısında kötülüğü yapana yaptığı kadar ile karşılık vermeden varlığın onu affedebilmesi esas alır. Bu davranış biçimi arz üzerindeki insanların çoğunun idrak edemediği bir haldir. Dördüncü aşama olan teslimiyet evresi ise diğerlerinden çok farklı düşünce ve davranış biçimlerini içinde barındırmaktadır. Çünkü bu aşamaya ulaşan varlık, diğer varlıkların çoğunun bilmediği bilgilere vakıf olarak arzda bedenlenir. Bu sebeple teslimiyet aşamasında yapılan bir kötülüğe bile iyilikle cevap verebilecek bir düşünce ve davranış biçimi yer alır. İlahi plan bu bilgiyi işte onlardır ki onlara sabırları sebebiyle ecirleri, sevapları iki kat verilir ve onlar kötülüğü iyilikle savarlar ve onlara verdiğimiz rızıktan infak ederler ve onlar boş laf işittikleri zaman yüz çevirdiler ve bizim amelimiz bize sizin ameliniz size'dir. Selam sizin üzerinize olsun biz cahillerle beraber olmak istemeyiz dediler. Olarak Kasas suresinin 54 ve 55. ayetlerinde vermiştir. Bunun gibi vahiy içerisinde verilmiş birçok ayet her varlığın sahip olduğu bilinç frekansına hitap eder ve o realitenin gerekliliklerini içerir. Henüz ilk iki aşamada olan bir varlık kendisine yapılan kötülüğü affetme hususunu anlaması o aşama içinde zordur. Hele ki kötülüğe iyilikle cevap verebilmek o durum içinde imkansızdır. Bu sebeple Kur'an ayetleriyle varlıkların potansiyellerine göre bilgiler verilmiş ve bunların gereklikleri açıklanmıştır. Kutsal Kitaplar ve Sembolleri İslam'ın arz planına indirilmiş her kitabının birer sembolü vardır. Bu semboller kitapların içeriğinde yer alan temel bilgilerin karşılığıdır. Ve her sembol birbiriyle bağlantılıdır. Tevrat ve Zebur, temel olarak menfi müsbet kutupların içeriğinde yer alan malumatlar ile müsbet olana ulaşmak için gerekli olan aşama bilgilerini içermektedir. Bu aşamalar, bilinç evrimine tabi olan varlığın geçirdiği temel süreçler olduğu için, nefsin yaratılmasındaki altı evre konu içerisinde önemli bir yere sahiptir. Daha önce bilgisi verildiği üzere, insanlar için işitme, gözler ve gönüller verildi. Mülk Suresi 23. ayetinde yer alan üç aza ve sıralaması, altı aşamaya tabi olan yaratım yasasının üç aşamasıdır. Diğer üç aşama ise onun aleme koyduğu etki tepki yasasına göre şekillenen, istenilen tepkiye göre oluşturulmuş sistemli bir yaratımın eseridir. Çünkü üç aşama içindeki her birimde bir etki oluşturulmuş, bunun sonucunda yine planlı bir tepkime açığa çıkmıştır. Bu sebeple insanın oluşturulma sürecinde verilen üç aşama sıralaması, yani işitme, gözler, gönüller, bazı bilgilere ulaşmak için verilmiş basamaklardır. Diğer üç basamak ise akıl, mantık ve bilinçtir. Bilincin devreye girmesiyle hücre evrimi biter, bilinç evrimi başlar. Tüm bu basamaklar, onun tarafından programlanmış, kaynak kodu üzerinden aktifleştirilmiştir. Nefsin yaratılmasındaki altı aşama 1. işitme, 2. Akıl 3. Görme 4. Mantık 5. Gönül Kalp 6. Bilinç İnsanın yaratımıyla bilgisi verilen altı aşama, Tevrat ve Zebur'un yıldız sembolü içinde yer alan her köşenin karşılığıdır. Yıldız, iki üçgenden meydana gelmektedir. İlk üçgen, yani şekil bir, işitme, gözler ve gönüller verildi olarak Mülk Suresinin 23. ayetinde yer alan azaların karşılığıdır. Diğer üçgendeki, yani şekil ikideki üç âzaysa, kaynak kodu içerisinde programlanmış ve çeşitli evrelerden geçerek aktifleştirilen akıl, mantık ve bilinçtir. Altı aza ilk teslim yolu aşaması için varlık tarafından bilinmesi gereken nefsin öz bileşenleridir. İkinci teslim yolu aşaması içinse varlığın hayır yolunda kullanması gereken azalarıdır Bu sebeple iki kitabın ortak sembolü altı köşeli yıldızdır, şekil 3'te olduğu gibi. İncil ise, kendisinden önce gönderilmiş kitapların bilgisini içermesinin yanı sıra, daha çok varlığın kendisini ona adayarak özgürleşmesini sağlayacak, mümin bilinç frekansının ve de basamaklarının bağlı olduğu malumatları içermekteydi. Bir diğer anlamda varlıkları hem bilinçsel hem de aksiyon temelinde kıyama kaldırarak onun yardımcısı olmaya davetti. Sembolü ise haçtı. Bu sembol yani şekil 4, ezeli hikmet için her koşulda dik durmayı hatta şehit olmayı kendi seçen kıyama kalkmış insanın tasviridir. Bunun olabilmesi içinse bazı temel azaların varlık üzerinde aktif şekilde çalışması zorunludur. Nitekim hangi azaların ne şekilde aktive olması gerektiğinin bilgisi ise yine sistemin temel prensiplerini anlamaktan geçmektedir. Çünkü ilahi planın bilgi akışı belirli bir düzene göre işlemektedir. Ve her bilgi diğer ile paralel bir doğruluğa sahiptir. Bu uyum semboller içinde geçerli olup her sembol birbirini tamamlamakta ve de detaylandırmaktadır. İncil'in sembolü olan haç, Tevrat ve Zebur'un sembolü olan yıldız üzerinde belirli noktaları işaret etmektedir. Bu noktalar kıyama kalkacak insanda aktive edilmiş olarak aynı uyumda çalışması gereken temel azalardır. Şekil 5'te kıyama kalkmış insanın yani haçın altı köşeli yıldız üzerindeki eşitliğe verilmektedir. Şekil altıdaysa bunlara karşılık gelen azalar, tepede kalp, sağda akıl, solda mantık ve varlığın kıyama kalkması için gerekli sıçrayışı yapacak olan bilinç ise temeldedir. Kalbin tepede olmasının nedeni onlar arzda dolaşmadılar mı ki onların onunla akıl ettikleri kalpleri ve onunla işittikleri kulakları olsun. Fakat baş gözleri kör olmaz, lakin sinelerdeki kalpler kör olur olarak Hac suresinin 46. ayetinde varlıklara öğütlenen, kalbe emanet edilmesi gereken akıl, işitme, görme azalarıdır. Bir diğer önemli nedense, kalp, yüce Allah'ın insana ulaştığı odak noktasıdır. İlahi plan bu bilgiyi, kim Allah'a iman ederse onun kalbine ulaşır olarak, Tegabün suresinin 11. ayetinde, ve Allah'ın kişi ile kalbi arasına girdiğini ve muhakkak sizin ona haşrolunacağınızı bilin olarak Enfal suresinin 24. ayetinde vermiştir. Şekil 6 Haç sembolünün altı köşeli yıldız sembolünde karşılığı olan mümin frekansının temel azalarıdır. Varlık, bu azaların birbirleriyle uyumlu olarak aktif kullanılması sonucu özgürlüğe ulaşır ve mümin aşaması içinde yer alan dereceleri geçebilir. Şekil 7'de yer alan eşitlik, Tevrat, Zebur ve İncil bilgisi içinde yer alan sembollerin birleşimidir. Kur'an-ı Kerim, nefsin karanlıklarında yani fücurunda yer alan özellikler ve bunlardan arınmak için gerekli olan doğru düşünce, davranış biçimlerinin idraki sonucu varlığın kendisini ona adayarak özgürleşmesini sağlayacak, mümin bilinç frekansının dereceleri ve de teslimiyet aşaması olan görev planı bilgilerini içermektedir. Ayrıca ana kitaptan bazı bölümlere haiz, kitabı mübin bilgisini de ihtiva etmektedir bu bilgiler varlıkların kendileri dışında işleyen planların tüm sistemsel detaylarıdır. Bu sebeple Kur'an'ın sembolü şekil 8'de olduğu gibi hilal ve yıldızdır. Kur'an yıldızı tamamlanmış insanı temsil eder. Hilal ise ilahi planın, insan üzerinde onu çevreleyen ve onun üzerinde bir koruyucu ve de uygulayıcı olması sebebiyle verilmiş semboldür. Bu sembolde varlık gözüyle görülemeyen fakat tüm sistemin bağlı olduğu bir diğer mekanizma bilgisi daha vardır. Mekanizma, tüm sistemin bir muvazene üzerine yol almasını sağlayan, yüce Allah'ın arz ve sema alemleri kapsayan dengelenme yasasıdır. Sembolü ise insanı yani yıldızı kapsayan görünen hilalin görünmeyen karşılığıdır. İki hilal ve yıldız bu yasaya bağlı olarak çalışan tüm alemlerin tasviridir. Şekil 9'da olduğu gibi. Rahat Suresi'nin 15. ayetinde bu bilginin karşılığı arzdakiler ve semadakiler ve onların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler detayıyla verilmiştir. Tüm bu semboller bir araya gelerek şekil onda yer alan eşitlikteki İslam ve onun içeriğinde yer alan tamamlanmış insanı, ilahi sistem mekanizmalarını ve de tüm bunların bağlı olduğu onun kontrol programı olan denge yasasını içermektedir.